Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızın gündeminden bahsedeceğiz. Özellikle transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki tane yabancı oyuncuyla anlaşıldığı iddiası var. Biraz bunlara değineceğim. Biraz detaylar vereceğim. Biraz ipuçları var. Bunları değerlendireceğiz. Vakayeme alakalı bence yine flash gelişme yaşandı. Dün gece yine bir sıcak bilgi. Bunu aktaracağım sizlere. Ve Trabzonspor takımımız güzel işler yapmak için yine kolları sıvadı. Sıra transfer zamanında arkadaşlar. Tabi bunlara gelmeden önce bir şunu hatırlatmak istiyorum. bugün kupa töreni var biliyorsunuz ve hepimiz çok heyecanlıyız. Kupaya uyandığımız bir gün oldu. Güzel bir gün uyandık. Keyifli, neşeli ve akşam bizi neler bekliyor diye sabırsız olduğumuz bir gün. Hani bir dün söylemiştim. Bugün de izlemeyenler için bir hatırlatma yapayım. Ben de Trabzon'dayım şu anda ve 2012-2011 sezon formamı da yanıma aldım. Her ihtimale karşı giymek nasip olur belki. Bilmiyorum ne olacağını. Neyle karşılaşacağımızı inanın ben de bilmiyorum. 2012-2011 kadrosuyla beraber sahaya çıkmayacağız. Bunu bilgisini vereyim. Biz protokolde izleyeceğiz. Bu şu an için net bir bilgi. Çünkü merak ediyorsunuz, çok fazla soru soruyorsunuz. Bakalım bizden kaç kişi gelebilecek? Yabancı oyuncuların büyük bir oranında hatta hemen hemen hepsi gelmiyor. Ya onların olmayacağını biliyorum ama yerli oyunculardan da bir 4-5 kişi toplanabildik diye düşünüyorum. Futbol oynayanlar var, hocalık yapanlar var. gelmeyi tercih etmeyenler de olacaktır mutlaka. Sonuçta bizim 2011 kadrosunda 30 tane oyuncumuz vardı. Bakalım e, hocamız gelecek mi gelmeyecek mi Şenol Güneş. O da bir yurt dışı dendi falan. Onu da bilmiyorum. Ama sonuç olarak önemli olan oradaki stadı dolduran taraftarlar olduğunu düşünüyorum. Bizler oynadık geçtik arkadaşlar. Biz orada e, bizi çağrılması da bizim için güzel bir e, onurdur şereftir. Biz zaten biliyorsunuz beni zaten çağrılsam da çağrılmasam da ben zaten burada olacaktım. Nitekim şereflendirdiler bizi. Ailemle beraber geldim ve yerimi alacağım. Bu akşamı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi emeği konuşacağım arkadaşlar tekrardan. Çünkü çok önemli detaylar var. Şimdi gelen bilgiler doğrultusunda kulübümüzün hatta abi hatta sözleşmeyi e, süresini düşürdüğü gibi parayı da düşürdüğünün bilgisi var. Tabi bu çok önemli bir detay. Bu şu anlama geliyor. Benim şartım bu. İstersen kal, istersen git. Bundan 3 hafta 4 hafta öncesinde kulübümüzün tutumu mutlaka Vakıeme ile anlaşmak. Vakıeme yemeği bir şekilde imza attırmaktı. Kulübümüz hatta sözleşmeyi hazırladığı Vakayeme'ye verdi. Vakayeme bu süreç içerisinde bu sözleşmeyi imzalamadı. Biliyorsunuz hani bütün detaylar aslında sizlerde ve rahatsız olduğunuzu da biliyorum ama arkadaşlar bunları konuşmamız lazım. Çünkü sıcak gelişmeler gündemi değerlendirmemiz lazım. Bunları konuşmaz isek havada kalacak ve ne oldu ne etti diye hepimiz merak edeceğiz. Bu Vakayeme ne oldu diye bana mesaj atan çok fazla dostumuz var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Vakayeme arkadaşlar ...parasında 250 bin euro daha indirime gidildi. Mesela 3 milyon euro istiyordu ya... ...biz onu 2,5'tan... ...2,250'ye kadar indirdik. Bonuslarında bir indirim oldu. Yani ekstradan sözleşmede indirim oldu. Ve Vakayeme cephesinden şunu söyleyebilirim. Masadan kalkıldı. Gerçekten kalkıldı. Çünkü bir oyuncuya... ...ben şimdi futbol oynuyorum. Futbolcuyum. Eski bir futbolcuyum. Kulüp bana bir şey... ...teklif etti. Ve bir teklifi değerlendirirken kulübün hem süresini hem parasını düşürdüğü takdirde ben tabi bu kulüp farklı bir kulüp. Trabzonspor takımı için ben mesela parayı konuşmam. Konuşmazdım da zaten 3 senelik sözleşmem bittikten sonra bir üst sene daha sözleşme imzaladım. E, şahitler çok fazladır. Sözleşme imzalamam benim bir dakika sürmüştür arkadaşlar. Bana dediler ki kalacaksın al şuna imza dediler. Ben kaldım attım ona imzamı. Bu şekilde benim sözleşmem devam etti. Ama Vakemi'nin yaptığı bana göre kulüp şu an sözleşme süresini mi indirdi? Parayı mı indirdi? Hatalı mı? Hatalı evet ama bana göre Vakeymen'in yapmış olduğuna karşılık olarak yapıldı. Çünkü sen Trabzonspor takımını 250 bin euro için mi kalacaksın? Sen Trabzonspor takımında 300 bin euro için mi oynayacaksın? O zaman zaten git. Trabzonspor takımının ben Vakeymen'e bir ders verdiğini düşünüyorum bu konuda. Ve diğer oyuncular da bunun üzerinden bir... E, ders verdiğini düşünüyorum. Bu bir tamamıyla bilinçli yapıldığını da düşünüyorum. Çünkü neden? Abicim bizim bir şartlarımız var. Bu takımın en iyi oyuncusu kim? Kaleci Uğurcan Çakır'ı çıkıyorum. Hücum anlamında Vakeyme. Hepimiz Vakeyme. Ligin en iyi oyuncusu kim? Vakeyme. 3 tane oyuncu karşısına gelse geçer mi? Geçer. Ben bu oyuncuyu gözden çıkartabiliyorum. Sırp benim şartlarıma uymuyor diye. Benim kulübüm kurumsal bir kulüp. Benim kulübümde kimsenin göz bakmam. Vakeyme gider. Christian Telo gelir gibi arkadaşlar düşünün. Benim gücüm kuvvetim var. Zaten parasal anlamda çok iyi işler yapıyoruz. Artı Şampiyonlar Ligi'ne katılımımızla beraber artı çok ciddi iş adamlarından kulübümüze destekler geliyor. E böyle ondan yerde de para sıkıntısı olmayan bir yerde de ve bu takıma gelmek için şu an için arkadaşlar size şunu net söyleyeyim. Yerli yabancı sıraya girecekler arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. İstanbul'a kadar kuyruk yapacağız ama Vakem olayını özetleyecek olursam daha sonra transfer haberlerimize geleceğim hemen. Vakeme haberin özetleyecek olursam vakeM kalırsa kalır giderse gider kimsenin umurunda değil şu an için kalırsa mutlu eder bizi bu şartlarda ama giderse de gidecek zaten dün de röportajı dün de Abdullah Avcı'nın röportajından sizlere biraz bahsettim ne dedim Abdullah Avcı zaten konuşmasında bir sinyal çaktı Abdullah Avcı bu kadroyu kuran arkadaşlar Abdullah Avcı bu kadronun e, transfer belirleyicisi. Sukat'a listeyi veren, Sukat'ın oyuncularına okey veren Abdullah Avcı. Bizim yönetimimiz şu anda hiçbir şekilde girmiyor bu toplara ve Abdullah Avcı'ya bırakıyor. Şunu çok önemli bir detay. Başkan ilgileniyor. Olursa olur, olmazsa olmaza getirdi Abdullah Avcı. Bakın bunu net söylüyorum. Bu röportajın amacı iki tanedir. Dedim dün de ya pazarlık aşamasındayken ben girmeyeyim o toplara. Oyuncunun elini güçlendirmem ya da arkadaşlar gerçekten Vakayme'ye giderse onun yerine daha dinamik, daha kreatif bir oyuncu istiyor olabilir dünyada birçok oyuncu var arkadaşlar. Yani Vakıme'yi öyle bir duruma soktuk ki bizde hepimiz bakın yanlış anlaşılmasın. Ben Vakıme'yi çok beğeniyorum ama Cristiano Ronaldo bir moduna soktuk. Bakın bu takımdan kimler geldi, kimler geçti. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bizim gelecek sene takımımızın planlamasında bir kere e, belirsizlikler var şu anda. Densville'in durumu ne oldu? Densville'in menajeri Trabzon'a çağrıldı. Menajeriyle görüşüldü ama Densville menajeri tarafından ve Densville'den hala bir geri dönüş yapılmadı. Benim düşüncem Densville bu takımdan mutlaka ve mutlaka kalmalı. Ben iddia ediyorum Densville ile biz anlaşamazsak İstanbul takımlarından bir tanesi de anlaşabilir her an. Bu da e, benim bir söylediğim cümle olsun. Bir tarafa not alın arkadaşlar. Densville'i kaybetmememiz lazım. Edgar'la alakalı güzel bir gelişme. Edgar şampiyonluk kutlamaları için Trabzon'a geldiğinin bilgisi var. Bu da güzel bir gelişme. Cervinho çağrıldı. Bruno Perez şehirde. Bunlar güzel gelişmeler. Artı arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum. Bizim şimdi Bruno Perez'le yollarımız ayrılabilir. Bakın bunu ben sizlere sakatlanmadan önce demiştim ki şimdi sakatlandı. Ama Bruno Perez şu an aidet duygusu çok yüksek. Takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bunlar da göz ardı edilmez diye düşünüyorum tabii ki de. Hücum hattında Vakeme gittiği takdirde bir tane oyuncu gelecek. Cornelius'a teklif var. Canini'ye teklif var. Vakasetas'a, Abdülkadir Ömür'e, Uğurcan Çakır'a. Şimdi planlama doğrultusunda çoğu arkadaşımızın bu kadroyu bozulmaması gerektiğini ve bu kadroyla yola devam edilmesi gerektiği söyleniyor. Bir kere bizim bu kadromuzun yaşı çok yüksek. Sezon sonunu getiremedi. Gelecek senedeki Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Lig falan derken bizim bu takımımızın yine ben çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın düştüğü durumlara düşebiliriz. Bakın Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın düştüğü durumlara düşebiliriz. Ben Beşiktaş'ın kadrosunun İsim isim bakıldığı zaman Türkiye'deki en iyi kadrolardan bir tanesi. Hatta birinci sıraya bile koyabilirim isim isim. Ama düştükleri durum ortada. Aynı şekilde Galatasaray takımının e, değerlendirdiğimiz zaman kadrosu gayet iyi ama neredeyse küme düşme potasından son 4-5 hafta yırttı gitti. O da penaltılarla alakasız bir şeylerle yani az daha küme düşecek bir potansiyeldeydi. Demek istediğim şey ben Abdullah Avcı'ya tabii ki de bu konuda güveniyorum. Biz burada bunu söylediğimiz Abdullah Avcı sizce düşünmüyor mu? 50 kere, 1000 kere düşünüyor bunu. Onun için benim için rahat. Ben sadece burada konuşuyorum. Sizlerle beraber düşüncelerimi paylaşıyorum. Şimdi sol bek için Konan'ın adı var. Fransa Ligi'nde Reims takımında oynayan Konan. Fildişi milli takım oyuncusu. 13-14 kez milli takımında oynamış Fildişi'nin. 26 yaşında, dinamik. Bir kere Konan'la alakalı şunu söyleyebilirim. Bu sene 28 maçta 1 gol, 3 asist yapmış. Daha önce Lig 1'de 100 tane maç oynamış. İzledim, takip ettim. Şöyle dün gece çünkü bu akşam sıcağı sıcağına bir bilgi Hakan Yoloğlu abimiz kanalında bunu yayınlamıştı zaten biliyorsunuz ki bana da söylemişti tabi. E, dün izledim, değerlendirme yapayım dedim sizlere oyuncu nasıl bir oyuncu bunu sizlere eklemek istedim. Bir kere hani e, yerden çabuk topla çıkmayı çok seven ortaları bence gayet başarılı. Tabi YouTube'dan e, ve çeşitli videolarını izlemeye çalıştım elimden geldiğince 4-5-6 tane belki de videosunu izledim. Hemen hemen aynı görüntüleri var ama... Konan gerçekten iyi bir sol bek. Geçen sene de gündemimizdeydi. Fildişi milli takım oyuncusu olması tabii ki bir artı. Ee, sonuçta takımımızda iki tane daha fildişi oyuncu var. Ve e, üst düzey oynamış mini takım seviyesinde bir oyuncu, bir sol Bizim Solbek'i birinci önceliğimiz sol olması lazımdı ki nitekim öyle. Konan gelirse Trabzonspor takımımızda olur mu? Bence olur arkadaşlar. Defansif anlamdaki zaaflarını görebiliyorum ben. Biraz defansif anlamda tek hamleler yapmaya çalışıyor. Biraz ee, yani videolarına göre değerlendiriyoruz. Biraz onu hani tam bir maçını izlemek lazım. Hava hakimiyeti çok iyi olduğunu söyleyemem. Ee, yerden çabukluğu var. Agresifliği var ve topla driplinki çok iyi. Topu öne taşımada çok iyi. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. 40 metreye 50 metreye nokta paslar atabiliyor. Bu şekilde Konan iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Hani sol bek için olur mu? Tabii ki olur. Zaten ben şunu net bir şekilde söyledim geçen senede. Ben Abdullah Avcı'nın okeylediği isimlerin üzerinden çok fazla tartışmayı doğru bulmuyorum. Sezon başlar. Futbolcular oynamaya başlar. Ondan sonra değerlendirmelerimizi yaparız. Aa Abdullah Hoca bunu almış da bu olmaz. Bu kötü deme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü onlar bir oyuncu alırken emin olun günlerini, aylarını, saatlerini harcıyorlar. Biz burada 3 tane, 5 tane videoyla bu oyuncu olur, bu oyuncu olmaz diye bir şey söyleyemeyiz. Bu arada bu akşam kupa töreni var arkadaşlar. Büyük bir coşku var. Onun da bilgisini vereyim size. İkinci bir oyuncuyla da anlaşıldı iddiası var. Bunun da stoper olduğu konuşuluyor bakın. Yabancı bir stoper. Şimdi diyeceksiniz abi gelecek seni 11 artı 4. Nasıl olacak bu iş? 11 artı 4 olduğu da belli değil. 12 pardon 8 artı 3 de devam edebilir. Şu an bu da bir havada bakın arkadaşlar. Ama şimdi ben şunu sol bek yabancı. Sol stoper Vitor. Sağ stoper yabancı. Sağ bekimiz de yabancı şu an Bruno Perez. Bu dörtlüyle beraber zaten olma şansı çok zor. Sağ stopere yerli bir oyuncu Kaan adı geçiyordu ama Kaan alakalı hani ne bir girişim olduğunu bilgisi var ne Kaan Ayhan'dan olumlu bir yanıt olduğunu bilgisi var. Kaan Ayan şu an havada olan bir bilgi bakın. Bunu da size net bir şekilde söyleyebilirim. E, kalede Uğurcan Çakır'ı gönderdik. Uğurcan Çakır dünkü röportajda ne dedi? İyi bir teklif olur, adım atılır, kulübümüzde buna izin verirse ben gideceğim. Taraftarlarımızın bana kızmayacağını düşünüyorum dedi. Benim hedeflerim var dedi. Ben Trabzon'daki misyonumu doldurdum dedi Uğurcan Çakır net bir şekilde. Ne dedi? Ben dedi şampiyonluk hedefi hayalim vardı bunu gerçekleştirdim. Hedefimdi bu tamamlandı dedi. 3 tane kupa aldım diyor ve gitmeyi artık kafaya koymuş gibi görünüyor. Ha iyi bir teklif geldi takdirde de gitmek sonuna kadar anasının ak sütü kadar helaldir arkadaşlar. Şunu da eklemek istiyorum. Uğurcan Çakır da gitti mi biz kaleye kimi getireceğiz? Erce'yi ben oynatacağını düşünmüyorum kalede Arda'yı. Bakın Gazoz'un maç oynadık Hatay'da orada bile kaleye koymadı hoca. Demek ki ben kaleci istiyorum. Ben bu kalecilerle devam etmeyeceğim de demiş olabilir Abdullah Avcı. Bunlar çok önemli detaylar. E şimdi kalede de yabancı olursa 5 tane yabancıyı kaleye koyarsan kendi ayağına sıkarsın tabiri caizse. Böyle bir şey olmaz. Onun için sağ stoperin bir yerli öncelik ama bir tane de yabancı oyuncu sağ ayaklı bir yabancı stoperle görüşüldüğünün bilgisi var. Tabii Şampiyonlar Ligi'de hedeflenerek bir kadro kurulacak. Şimdi bana sorabilirsiniz. Yerli kimi getirebiliriz? Kimi alabiliriz? Ahmetcan bir kere iyi gidiyor. Devam ederse, bunun üzerine koyarsa bizim stoperimiz olabilir ama oraya tecrübeli bir stoperiz yerli benim söyleyebileceğim bir isim yok arkadaşlar Türkiye'den şu an için. Biz yerli şu oyuncuyu alırsak atıyorum Adana Demir'den Samet konuşuluyor. Ben diyemem. Samet oraya getirirsek biz kafamız rahat olur diyemem. Maalesef diyemiyorum arkadaşlar. Onun için de gözler yabancıya gidebilir. Bu yabancı kuralını da inşallah düzeltirler. Çünkü gerçekten takımların elini ayağını bağladılar. Oyuncu değişikliklerinde yerli kötü oluyor, yerine yerli sokman gerekiyor, yabancı kenarda duruyor. E bu sefer yerli oyuncuyu çıkartabilmek için başka bir yerli alıp başka bir tane daha yabancı sokmak zorunda. Yani defanstan alıyorsun, hücumdan değişiklik yapıyorsun. İki tane hakkını birden kullanmış oluyorsun gibi saçma sapan işler dönüyor arkadaşlar. Sonuç olarak Trabzonspor takımımız transfere başladı. Görüşmeler başladı. Sözleşme imzalanmadı belki ama prensipte iki tane oyuncunun anlaşıldı. Bunlardan bir tanesinin konan olduğu sol bek konuşuluyor. İkincisinin yerli bir sağ olduğu görüşülüyor. Aynı zamanda da Vakiyemen'in yerine önemli bir isim Dünya markası bir isim gelirse kimse şaşırmasın arkadaşlar. Sürprizler bekliyoruz. Bu sene daha da güzel bir transfer dönemi geçireceğiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımızın altını çizmek istiyorum. Videomu sona geldim. Akşam kupa töreni var. Akşam kupa töreninden ve eski takım arkadaşlarımla beraber çektiğim videolardan güzel bir e, uygulamayla beraber inşallah yarın olmazsa öbür gün, yarın geç olacak zaten, gece olacak. Öbür e, pazar günü inşallah kanalıma yüklerim diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Bugün biraz uzun oldu ama kahvaltınızda izlersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Herkese çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kemik kitlem. serali seviyorum. Trabzon'dan herkese saygılar, sevgiler.